Merhaba sevgili canlar cananlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Meleklerin Dili adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Benim kendi bestelerimden, gönülden gönüle sevgi hakkında, aşk hakkında, yani ilahi aşk hakkında. İncil'in bir suresi var. 1. Korintliler suresi. Korint zaten Atina'ya yakın bir şehir. Pavlus adlı kalbi hak aşkıyla dolu bir derviş, bir abdal. İsa'nın öğrencisi, İsa'nın talibi, İsa'nın abdalı Korintlilere bir mektup yazıyor. Ve orada ne yazıyor? İnsanların değişik dillerini, hatta meleklerin dilini konuşabilsem ama içimde aşk yoksa, sevgi yoksa, kulak tırmalayıcı, gürültü yapan bakırdan ya da zilden farkım olmaz. Meleklerin dili konuşabilsem diyor. Yani bülbül gibi meleklerin dili konuşabilsem bile aşkım yoksa, sevgim yoksa sesim ciyak ciyak olur. Kutsal ruhun tesiri altında konuşabilsem, peygamber olabilsem, her sırrı bilsem, her konuda ilim irfana sahip olsam, dağları yerinden oynatan imanım olsa, fakat içimde aşk yoksa, sevgim yoksa, bir hiçim. Bütün malımı, mülkümü sadaka olarak dağıtsam, methedileyim diye kendi vücudumu feda etsem, şehit olsam ama içimde aşk yoksa, sevgi yoksa, bunların bana zerre kadar yararı olmaz. Aşk sabırlıdır, şefkatlidir. Aşk kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez, kaba davranmaz, kendi menfaatini aramaz, çabuk öfkelenmez, kin tutmaz, kötülükten haz etmez, hakikati görünce sevinir. Aşk her şeye katlanır, her durumda iman eder, her zaman umutludur, bütün güçlüklere dayanır. Aşk, sevgi daimidir, bakidir, kalıcıdır, son bulmaz. Fakat kutsal ruhun tesiri altında yapılan konuşmalar ortadan kalkacak. Bilinmeyen diller sona erecek. İlim irfan bitecek. Çünkü ilmimiz sınırlıdır. Kutsal ruhun tesiri altındayken alınan ilhamlar da sınırlıdır. Ama kamil olan geldiğinde, tam olan geldiğinde sınırlı olan ortadan kalkacak. Çocukken çocuk gibi konuşur, çocuk gibi düşünür, çocuk gibi muhakeme yürütürdüm. Yetişkin olunca çocukça şeyleri bıraktım. Buna benzer olarak şimdi her şeyi tunç aynadaki bulanık görüntü gibi görüyoruz. Yani tunç aynalar vardı eskiden, biliyorsunuz. Çok net bir görüntü vermiyor. Bulanık görüntü gibi görüyoruz. Fakat ebediyette Hakk'ın cemalini yüz yüze göreceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır. Ama ebediyette Hak şimdi beni nasıl biliyorsa ben de onu öyle bileceğim. Tam bileceğim. Demek ki kalıcı olan üç şey vardır. İman, ümit ve sevgi, aşk. Bunların en üstünü de sevgidir, aşktır. Onun için Meleklerin Dili adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. İnşallah beğenirsiniz. Meleklerin dili ile konuşsam ama sevgim yoksa yararı olmaz. Meleklerin dili ile konuşsam ama sevgim yoksa yararı olmaz. Sevgim yoksa hiçim, peygamber olsam, sevgi asla bitmez, asla.
asla son bulmaz. Sevgim yoksa hiçim, dost, peygamber olsam, sevgi asla bitmez, asla son bulmaz. Kıskanmaz, övünmez, hem kurumlanmaz. Çıkar aramaz, hem kaba davranmaz. Kıskanmaz, övünmez, hem kurumlanmaz. Çıkar aramaz, hem kaba davranmaz. Kolay öfkelenmez, kötülük anmaz. Sevgi asla bitmez, asla son bulmaz. Kolay öfkelenmez, dost, kötülük anmaz. Sevgi asla bitmez, asla son bulmaz. Haksızlıkla değil, hakla sevinir. Her şeye katlanır, her şeye inanır. Haksızlıkla değil, hakla sevinir. Her şeye katlanır, her şeye inanır. Her şeyi ümit eder, her şeye dayanır. Sevgi asla bitmez, asla son bulmaz. Her şeyi ümit eder, dost, her şeye dayanır. Sevgi asla bitmez, asla son bulmaz. Evet, sevgi, aşk daimidir, bakidir. Son bulmaz. Şimdiden hak aşkıyla dolmak lazım. Tutuşup yanmak lazım. Ve hep o aşkla yaşamak lazım. Sabırlı, şefkatli, sevgi dolu, kötülük anmadan. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.